Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS2 1.45'te Volkswagen Passat modülü inceleyeceğiz. Öncelikle modu hazırlayan Berkay Pekesen'e çok teşekkür ederiz. Mod gayet güzel, kaliteli. Şöyle aracın etrafında bir gezelim. Bu aracı daha önce ETS2 1.43 ve 1.44'te kullanmıştım. Oradan bu araçla ilgili tecrübelerim var. Mod gayet başarılı. Farlar olsun, motor performansı olsun gayet başarılı. Onları da zaten birazdan tek tek göstereceğim. Farlarımızdan başlayalım. Gündüz ledlerimiz. Kısalarımız. Uzunlarımız. Bunlar da dörtlülerimiz. Şöyle arka tarafa geçelim. Park lambalarımız. Böyle dörtlülerimiz, sol sinyalimiz, sağ sinyalimiz, böyle de geri vites lambamız, bu da fren lambalarımız. Böyle içeriye doğru geçelim. Hayalet ekranımız var. Bunu isterseniz normal analog göstergede yapabiliyorsunuz. Multimedyamız, aynalarımız gayet güzel, düzgün bir şekilde çalışıyor. Onlarla ilgili bir problem yok. Şöyle bir cam animasyonumuz var. Kapanışını da dışarıdan göstereyim. Koltuklarımız, cam tavanımız gayet başarılı yapılmış. Şöyle göstereyim. Direksiyon gayet başarılı. Şöyle bir mekanik el freni sesimiz var. Şöyle de bir kornamız var. Gündüz ledleri açtığımız zaman da hayalet ekranda ve multimedya ekranda bir ışıklandırma oluyor. Şöyle farların da içeriden görünümü bu şekilde. Açıklama kısmında modun linkini koyacağım. Oradan siz de indirip oynayabilirsiniz. Aracı mod bayisinden satın alabiliyoruz. Böyle modifikasyon özelliklerini göstereyim. Aracı isterseniz yukarıda, isterseniz basık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben altı sürtüp durmasın, boştan yere hasar almayalım diye aracı basmadım. Motor ve şanzıman değişmiyor. İç mekanda dediğim gibi isterseniz analog gösterge, isterseniz de hayalet ekran kullanabilirsiniz. Ben 1.43 ve 1.44'teki bu Passat'ı kullandığımda sadece bu ekran vardı. Hayalet ekran gelmemişti. Güzel bir güncelleme olmuş. Rengi de istediğiniz gibi buradan seçebilirsiniz. Burada sadece lastikler değişebiliyor. Verona veya Volkswagen CC jantı takabilirsiniz. Ben Verona jantı tercih ediyorum. Passat'a yakıştığını düşünüyorum. Onun haricinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Stoplarda olsun, farlarda ya da plakalarda vesaire herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Şöyle iç mekana geçelim. Direksiyonumuzda bir değişiklik yok ama buraya bir R-Line direksiyon gelebilirdi. Onun haricinde buraya yazılarımız. Saatimiz de burada bize selamlıyor. Onun haricinde herhangi bir koltuk rengi veya iç mekan rengi değişmiyor. Değişebilirdi ama buraya en azından bir ahşap kaplama ve koltuklarımızı açık renk koltuklarla değiştirebilseydik gayet güzel olurdu. Ama böyle de güzel. Bir problem yok. Biz kendi aracımıza geçelim. Ben sıralıda kullandığım için solda kaçıncı viteste olduğumu yazıyor. Otomatikte de zaten A1 diye gösteriyor olması lazım. Öyle hatırlıyorum. El frenimizi indirelim. Motor gayet performanslı. Şöyle uyuyabiliyor muyuz? Bir ona bakalım. Biz birkaç kere uyuduk ama. Evet, bir uyuma hakkımız daha varmış.
Böyle gündüz yapalım. Innsbruck'tayız. Ama bu sefer Alp Dağları'nın girişine gitmeyebilirim. Çünkü bize biraz daha böyle düz yol ağırlıklı bir yol lazım. Bakalım duruma göre. Böyle gündüzde de göstereyim. Gündüz detlerimiz pek gözükmüyor şimdi ama böyle içten de göstereyim aracı. Kabinde tek eleştirebileceğim bu cam yansıması. Onun haricinde eleştirebileceğim bir şey yok. Şöyle de bir kornamız var. Gündüz detleri şimdi daha güzel gözüktü. Araç gayet başarılı. Sadece camla ilgili bir problem var. Onu da düzeltirler. Yer içinde bir sakin sakin gidelim. Ana yola çıkınca motora da bir nefes aldırırız. Sağa dönelim. Aracımız 7 vites. Ama ben bu motor performansının testini yaparken video çekmeden önce 7. vitesi göremedim. Yollar müsaade etmedi. Bir haritaya bakmak istiyorum. Acaba öbür taraftan mı girseydik? Orada yol daha mı düzdü? Orada yine virajlar mevcut ya. Düz yol vardır da şimdi tek tek incelemek lazım. Öbür türlü de çok uzun sürer. Neyse biz bu yolla idare edeceğiz artık. Aracın direksiyonu yüksek hızlarda çok ağırlaşıyor. Dönmesi zor oluyor. Ona göre ayarlamasını yaparsınız. Şöyle bir duralım. Sesimizi 1'e atalım. Son kez bir rotamıza tekrar bakalım. Neyse olduğu kadar. Şöyle bir sıfırdan kalkalım. Motor performansını da test etmiş olalım.
Evet, araç yüksek hızlarda biraz kontrolü zor oluyor. Ama motor güzel ya. İyi gidiyor. Frankfurt'a geldik. Motor performansını biraz daha yukarı çıkarmaya daha müsait bir yol olduğunu düşündüğüm bir yer var. Motor gayet güzel, iyi gidiyor ama hızlandıkça kontrolü zorlaşıyor arabanın. Çok rahat bir şekilde yüksek hızlara çıkabiliyor. Güzel bir motor, gayet başarılı, performanslı bir motor. Yol çok daha düz olsa ben 7. vitesi görmeyi çok istiyorum ama yol müsaade etmiyor.
Adamlar yapmış ya araç. Yine efsane olmuş. Bir 43 ve 1.44'te de güzeldi bu araç ama burada daha güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Evet. Hız her zaman kazaya davetiye çıkarır. Biz hemen seri bir şekilde bir F7 atalım. Şöyle aracımızı güzel bir park edelim. Evet, araç gayet güzeldi. Kullanınca sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Buradan tekrardan Berkay Pekesen'in eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz tekrardan. Çok güzel bir mod olmuş. Bunu her zaman vurgulayacağım. İddia edebilirim ki ETS'de kullanabileceğiniz en iyi araba modu. Başka da bu araba ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Tek eleştirebileceğim konu olarak da şu cam yansıması. Onun haricinde aracın çalışmayan herhangi bir aksamı yok. Her şey gayet güzel, yerinde ve kaliteli. Açıklama kısmında modun linkini vereceğim. Siz de oradan modu indirip bu güzel aracın kullanmasına, hatta nasıl yüksek hızlara çıkacağınıza an be an şahit olabileceğiniz çok güzel performanslı bir araba. Modu nasıl kuracaksınız? Hemen onu da kısaca özet geçeyim bilmeyen arkadaşlar için. Açıklama kısmında verdiğim linkten modu indirdikten sonra gelen SCS dosyasını belgelere girip oradan Euro Truck Simulator 2 dosyasını seçip o dosyanın içinden de mod dosyasına bu SCS indireceğiniz SCS dosyasını bırakıp modunuzu kurabilirsiniz. Araç mod bayisinden satın alınıyor. Ondan sonra dilediğiniz gibi asfaltı ağlata ağlata yola çıkabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Ben bu Passat'ı kullanırken çok eğlendim. Umarım siz de modu indirip güzel bir şekilde eğlenirsiniz diyorum. Ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.